Evet, hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün muazzam bir haber aldı. Hiç yani sızdırılmamıştı da hiç kimse duymamıştı. Bir anda öğle vakitlerinde bir bildirim, bir baktım oyun, inanamadım. Yani başta inanamadım gerçekten. Ama harbiden hani yıllardır özellikle kendim için söyleyeyim. Özellikle kendimin yıllardır beklediği oyun. Yani çok istiyordum şöyle gelsin işte FIFA PES gibi veya ne bileyim PlayStation 2'deki gibi olsun vesaire. Bir türlü yapmıyorlar. Ya diyordum ki niye yapmıyorlar? Hani bilindik manga, anime öyle böyle. Tabii yapmamalarının sebebi bence serinin bitmiş olması vesairedi. Şimdi 2018'de gelen seriden sonra bir harekete geçtiklerini ben düşünüyorum. Veya Club'dan işte baktılar iyi izlenim var vesaire vesaire. Her neyse. Yani olan oldu sonunda oyun bu sene içinde geliyor. Yani inşallah yaza kadar gelir. Tek temennim bu. PC platformuna geliyor bilgisayar. PS4 ve Nintendo Switch'e geliyor. Nintendo Switch'te gerçi çok kullanan yoktur. Bizim bir Ege'nde var galiba çevremde. Belki bir kişi de daha olabilir. PlayStation ve PS4'e geliyor. Tek umudum hepsinin aynı platformda oynuyor olabilmesi. Çünkü bazı oyunlarda işte PC'deki PC'de oynayabiliyor. PC'dekilerle oynayabiliyor. Yani atıyorum X kişiden örnek vereyim. Atıyorum Utku diyeyim. Utku PlayStation'da oynuyor. Ben bilgisayarda oynuyorum. Biz onunla eşleşemiyoruz, oynayamıyoruz. Vesaire vesaire. Yani bunlar inşallah olmaz. Olursa da yapacak bir şey yok. Grubun adını değiştirdim. Yani hem Rise of the New Champions hem de Dream Team olarak ikisi bir arada ekstradan bir grup açma isteği duymadım. Sonuçta az kişiyiz. Burada 600 kişi, 700 kişi, belki 1000 kişi olacak. O çok önemli değil. Global Community'de 14 bin, 15 bin kişi var. O adam tabii Spross ayrı kanalını açtı. Çünkü orada bir çevre kirliliği olmasın diye. Her neyse böyle yaptım. Şimdi bir gerçi videoyu izlemişizdir. Herkes bir hype'landı, şey yaptık. Ben bugün videosunu yayınladım onun. Bayağı konuştuk, tartıştık. Bir önce gidelim bakalım bir sitede neler var, kim inceledi, ne yaptı, bir inceleyelim bakalım. Orada çünkü videoyu bir izleyelim beraber tekrardan. Trailer'da zaten başlangıçta izlemiştiniz introda. Bakalım karakterlerin resimleri, karakterlerden belli olan karakterler vesaire var. Şimdi bu da zaten bahsetmiş. Akit bu. Şimdi bu muhtemelen şey olacak. Ben zaten Bandai Namco hayranı bir kişiyim. Yani yıllardır tabiri caizse hayvan gibi bilgisayar oyunu oynayan biriyim. Onun yanında bir de Tsubasa'ya vakit ayırıyorum. Düşünün yani. Hani Tsubasa Dream Team benim için hiçbir şey yani bunların yanında. Şimdi bu oyunda zaten bir JY'den kurtulamadık diyor herkes ama şimdi bu oyunu sıfırdan yapıyorsa zaten JY'den başlamak zorunda. Kalkıp bunu direkt işte VY'den, işte Rising'den başlatsa çok saçma olurdu. Çünkü yeni bilmeyen bir nesil var. Sadece Tsubasa'yı 2018 mangasında izleyenler var vesaire vesaire. Hadi bizim yaşlar büyüdü diye şey yapmıyoruz. Burada ilerlemeli olacak. Yani bir seri artık 30 maç, 40 maç, 50 maç bilmiyorum nasıl yapacaklar. Atari'deki gibi mi yapacaklar? Onların hepsini göreceğiz. Ama korkmamanız gereken durum şu. Bir yandan basayım Steam açılsın. Korkmamanız gereken durum şu. Patch, işte DLC vesaire oyun güncel kalacaktır. Benim düşüncem bu. Yani onda hiçbir sıkıntı olmaz. İşte PlayStation 2'de vardı da işte 10 maçta bitti de 15. Ama PlayStation 2 zamanında update olayı yoktu. Bir güncelleme olayı yoktu o zamanlar. O konuda sıkıntınız olmasın. Bu da karakterlerden bahsetmişler. Birkaç tane var. Diğerlerini koymamışlar. Nasıl bir şey olmuş? Zaten Tsubasa'yı biliyoruz. Ya hepsini biliyoruz gerçi de. İşte Hyuga, Genzo. Genzo bu arada çok hoşuma gitti yani. Misaki. Kral Misugi. Aa Matsuyama. Benim adamı niye geçti lan? Ha, Matsuyama. Bu kim olduğu belli değil. Muhtemelen şey de olabilir bu. Kendiniz bir oyuncu yapabiliyor olabilirsiniz. Gizli, sürpriz bir oyuncu da olabilir. Sanki baktığımda Ronaldo'ya benziyor. Acaba harbi şu an fark ettim ya. Yani, Ronaldo gibi sanki. Bilmiyorum inşallah değildir ha. Ya Ronaldo'yu sokmasınlar bunun içine. Şimdi Steam'i muhtemelen görüyorsunuz. Şimdi Steam'de ben uzun zamandır kullanmıyorum Steam'i.
Yani şöyle söyleyeyim. Naruto. Şimdi bu da Bandai Namco'nun oyunu. Mağaza sayfasına gidelim. Bu da Bandai Namco'nun oyunu. Bahsedeceğim olay şu ki Bandai Namco zaten çok olumlu. Hani benim için böyle anime mangalarda en iyi işi yapan Bandai Namco. Zaten bana göre tartışmasız. Tabi herkesin kendi fikri de. Burada işte bakıyoruz oyun ne kadarmış. Şu an 89 lira. Yani buna yakın 100, 150 vesaire olabilir. PlayStation 4'te belki daha da pahalı olabilir. Ama hiç önemli değil. 175 Dream Ball 500 lira. Hani konuşmaya bile gerek yok. Burada işte ek paket Boruto geldi mesela. Hani Naruto'dan farklı bir seri. Farklı dediğim devamı yani. Naruto bitti, Boruto başladı. Aynı şey ama Boruto'nun hikayesinden gidiyor artık. İzleyen varsa bilmiyorum. İşte komple bütün paketleri içinde işte 160 lira. Bilmem bilmem ne. Bu eski oyunları. Heh, şurada ben söyleyeyim. Bütün dereceler varmış bende. İşte sezon pesi, işte ekstra senaryo, gene ekstra senaryo, kostümler vesaireler tümüne göz atıyor burada. Yani hepsi var. Yani fiyatlar böyle olacak. Hani 20 lira, 30 lira para değil. Hani olursa o da. Hani işte ön sipariş açılır mesela. Bakalım zaten ben sabah baktım sürekli de. Ön sipariş açılır. Ön siparişte pardon. Ön sipariş açılır. Ön siparişte atıyorum der ki sallıyorum. İşte Genzo Wakabayashi'nin nerede o? Şu forması ön siparişe verilebilir. Anladınız değil mi olayı? Sadece ön sipariş yapanlar şu formaya sahip olabilir. Vesaire vesaire. Görsel bir şey olacak. Gacha sistemi falan olacağını düşünmüyorum. Belki loot box olabilir. Hani ama club kadar üzmeyeceğini ben adım gibi eminim. Yani adım gibi eminim. Neyse, karakterlerimize baktık. Burada şeyi inceledik. Gerçi burada yeni gelmedi ama baktığınızda zaten Dragon Ball, Naruto, One Piece yani 3 tane en baba şeyin Tales of Berserk'e bu olmasam. Sword Art Online. Hani hep babalar Bandai Namco'da. Şöyle bunu kapatalım. Şimdi gelelim bir videomuzu izleyelim önce. İzleyenler tekrar izlesin. Daha sonra örnek vereceğim. PlayStation 2'de zaten 1 ve 2'de Bandai Namco yapmıştı. 3'te sessiz kaldı. 4'te bitti artık sessiz kalmıştı. Onlara da örnek vereceğim. Oyunun nasıl oynanacağı hakkında yani göstereceğim size nasıl oynanacağı hakkında. Tsubasa Reis'le başladık. Burada dribble atıyor. Gene matchup var yok demişler ama Misaki, Hyuga hepsi. Nitta. Burada havadan top atacaksın tabii. Misugi vuruyor ona. Hyuga Reis. Abi çok iyi ya. Matsuyama galiba. Jito blokluyor. Soda. Ishizaki gene face block. Ve kral girdi Misugi. Bu az önce havadan pas attıkları. Ve bu da drive shoot. Müthiş. Yani tüyler diken diken. Çok iyi ya. Çok iyi. Şimdi hemen şöyle ben burada hazırlamıştım. Daha önce oyununu oynamıştım burada. Çok severek hatta geçen gün Egehan'la sohbetini yaptık. Dedik ulan ne eğlenmiştik falan diye. Bu oyunu da Bandai Namco yapmıştı. Buna bir bakalım inceden. Zaten bilen biliyor. Gerçi burada Jito Mito olayları vardı. Ben burada sallıyorum gene. O yanda chat burada. Kendinize selam gönderebilirsiniz. Bu arada internet niye böyle yapıyor? Oğlum tatlı. Ha. Matchup'ın nasıl olacağını bilmiyorum ama oyun tarzı tabi bu tarz olacak ama daha geniş olacak. Yani bir FIFA PES gibi ama biraz da bunun gibi. Ya muhtemelen anlatabilmişimdir size. Çünkü nereden ben size örnek gösterebilirim? Şu attıkları. Heh, yani o görüntü gibi değil tabi daha gelişmiş, daha akıcı, stabil
kalitesi iyi. Şimdi şurada o açlıkları ortada göreceğiz. Evet, şurada şunu kapatabiliyoruz mu? Aynen. Şurada şöyle biraz geri alayım. Evet, burada aynı o tarz bir şekilde ona benzer bir pozisyon burada var mı yok mu bulmak lazım. Bakayım. Şurada ne varmış? Ya şurada var mı da görüntü kalitesi? Yok tabii. Şey olduğu için bu düşük. Yani bunun gibi muhtemelen anlamışsınızdır. Bunun gibi ama tabii daha akışkan, belki daha biraz PES FIFA havası var çünkü biraz daha. Yani o oyunun gelişmiş versiyonu. Öyle diyeyim. Hani muazzam. Onda hiçbir sıkıntı yok. Zaten şu oyunun bile o kadar dedik hani ya keşke çıksaydı çok iyiymiş öylemiş böylemiş. Bir türlü gelmemişti. Bir de ayrıyetten gel şuradan açayım ben. Şöyle. Kaptan Tsubasa PC 1 neydi? Tomorrow. Aynen. Get in Tomorrow. Mesela bu da Bandai Namco'nun PlayStation 1 oyunu. Yani ne varsa Bandai Namco'da var öyle diyeyim. Bu şutlar mı ya? Bu şutları istemiyorum ben ya. Heh şöyle aç. Bayağı bitirmiş. 6 saatte bitirmiş adam. Heh. Tam da offside'e denk geldik. Şöyle ilerleteyim. Bu da PlayStation 1 oyunuydu onun. Hani ikisinin harmanlanmış şeklini 3. yeni çıkacak oyuna bir şey yapın. Kals burada ne? Loop shoot çekiyor galiba. Ha değişik bir şut. Burada tabii daha kontrol kendinize aitti. Bir de. İki de biraz daha adamları yönlendiriyorsun ama senin bir ana karakterin var. Tabii multiplayer olsa daha değişik olurdu. Yani bu bir önceki PlayStation 2 oyunu yani bu bir PlayStation 2. oyun 2 ve bu 3 abi. Yani kesinlikle ve kesinlikle ikisinin harmanlanmış hali. Yani ikisinin harmanlanmış hali. Direkt çıktığı anda çıkmadan önce ön siparişle alacağım. Bilmiyorum şimdiden öğrenci olanlar vesaire şimdiden para biriktirmeye başlasın. İşte PlayStation 4'ü olanlar. Bugün arkadaşlarım var mesela. Ben satacaktım diyor. Oyunu gördüm. Letgo'dan kaldırdım diyor mesela. Hani böyle bir sürü şey karşılaştım daha bugün. İlk daha trailer gelmesine rağmen. Yakın zamanda tabii iç gameplayleri falan alırız daha. Oyunun gerçi bugün Tolga'nın attı. Oyunun içinde işte matchup nasıl olacak, shoot, pass, dribble. Onları daha sonra bir videoda biraz daha açıklansın. Hatta keşke oyun bir an önce böyle pre-order'a girse, önden alsak. Ben onun tanıtım videosunu da çekeceğim. Dream Team zaten kendi ayağını sıktı. Gene oynar mıyız? Oynarız ama eskisi kadar. Mesela ben şu haberi aldığımdan beri daha telefonu açmadım bile oyunu. Bakalım inşallah her şey nasip kısmet diyelim. Çok heyecanlı bir bekleyiş bekliyor hepimizi. Umarım herkes için hayırlı olur. Sonuçta sevdiğimiz oyun. Club'da yüzümüz gülmedi. RNG'lerdir, gacha sistemidir falan. Burada en azından biraz daha yeteneğe bakacaktır diye düşünüyorum. Çünkü RNG çok olmayacağını düşünüyorum. Yani sonuçta senin yeteneğine bağlı. PES oynadığınızı düşünün. Yani ne kadar RNG oluyor. Atıyorsun şutu. Senin attığına göre işte kaleci tutuyor vesaire vesaire. Bilmiyorum. Güzel şeyler bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her türlü soru soruları açığım. Benim de bilmediğim şeyler vardır. Ben de size soracağım. Beraber inşallah bu çıkana kadar bu heyecanımızı yitirmeyiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takip etmeyi, zili, özellikle zili. Çünkü çoğu arkadaşım diyor ya canlı yayın varmış, işte maç varmış, anlatım varmış, bir şey varmış. Kaçırıyorum. Zili açmayı unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.